Geçtiğimiz süreçte kripto piyasasının yönelik doğru tahminleriyle öne çıkan Kripto Kapo yeni yorumlarını aktardı. Bitcoin ve kripto piyasasındaki çöküşü doğru tahmin etmesiyle geniş çapta tanınmıştı. Analiz şimdi traderların elindeki varlıkları satmasının daha iyi olacağını belirtiyor. Yani yatırımcıların şimdilik piyasanın tamamen dışında kalmalarının olumlu olacağını aktarıyor. Kapo kripto para piyasalarında yükseliş beklentisi için henüz erken olduğunu aktarıyor fiyatlarda bir tur daha düşüş beklediğini söylüyor. Ayrıca analiste göre herkes şu anda piyasalardan uzak durmalı. Kapo şu anda nihai bir kapitülasyon görülmesi olasılığının güçlü olduğuna işaret ediyor. Bunun ardında ise bir dizi faktörün olduğunu vurgulamakta. Analistin dikkat çektiği kapitülasyona işaret eden maddeler şu şekilde. Teknik faktörler kötü görünüyor. Yani fiyat haziranın en düşük seviyesinin altında indikatörler düşüş gösteriyor. Fonlama oranları sıfırlanıyor. Her zamanki gibi boğa tuzakları var ama giderek daha çok zayıflıyor. Fırsatı kaçıracaksınız gibi yorumlar yok. Diğer yandan analiz bitcoin'in destek bulmadan önce 11.000 ila 14.000 dolar arasında bir yere düştüğü olası senaryoya işaret ediyor. Bir grafik bin kelime bedeldir diye ekliyor. Kapo bitcoin için ana hedefinin 14.000 dolar olduğunu söylüyor. Fakat 13.500 dolar veya 12.500 dolar civarında bir kapitülasyon fitilinin de muhtemel olduğunu söylemekte. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum hakkında ise Kapo Ethereum'un ay sonundan önce üç haneli fiyatlara ineceğini düşünüyor. Coin'in 700 ve 750 dolar aralığına gerileyeceğine inanmakta. Bu mevcut fiyat seviyelerinde %40'a kadar düşüşü işaret ediyor. Önceki tahminleri piyasadaki düşüşleri bilmekle ün kazanmakta bu analiz. Kripto para piyasasının yönelik doğru tahminleriyle geniş çapta takip edilmekte. Özellikle bu yıl Haziran ayındaki kripto para çöküşünü doğru öngörmesiyle öne çıktı. Bu nedenle Kapo'nun tahminleri son zamanlarda merakla beklenmekte. Çünkü yatırımcılar çöküşle karşı karşıya kaldıklarından analistin açıklamalarına önem veriyor. Kaponun yıldızı yalnızca bu yılki çöküşü tahmin ederek parlamadı. Daha öncesinde analiz 2021'de bitcoin'in 50 bin dolara düşeceğini öngörmüştü. Ayrıca yaklaşık 3 yıl önce bitcoin'in 3500 dolara düşüşünü doğru tahmin etti. Şu anda da bitcoin yaklaşık olarak dostlar 16 bin 100 yeniden 15 binlerdeydi. Yeniden 16 bin üstüne kendini atmaya başardı. Bakalım e, FTX'in Ardından Genesis de zor durumda dostlar. O haberler de piyasada yayılmaya başlandı. Umarım daha da kötüye gitmez. Nakit olanlar için fırsat olarak görüyorum. Fakat birçoğumuz malda olduğumuzu düşünerekten bizler için durumlar biraz daha kötüye gidebilir. Elinde mal bulunup yüksekten alan arkadaşlar ve kendim için söylüyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.